masaj yatağında Şener Bey'i gördüm. Şener Bey? Kıpırdamadan yatıyordu. Sonra yerde Amelie'yi fark etti. Amelie'yi mi fark ettiniz? Evet. Hülya Hanım, Amelia Ruth'un diğer adı mı? Yok, hayır. Amelia ile Ruth ev arkadaşılar. Filipinler'den birlikte gelmişler. Niye yerde yatanın Amelia olduğunu düşündünüz? Şener Bey başkasına masaj yaptırmazdı ki. Hemen koşarak odadan çıktım zaten. Sonra Sevim Hanım'ı aradım. O da polisleri aramamı söyledi. Sevim Çiçek, 38 yaşında. Masaj salonu sahibi. Doğru. Amelia çok tecrübeli bir masözdü. Uzak Doğu'dan getirdiği özel bitki esanslarıyla kendine özel bir masaj yağı vardı. Müşteriler arasında en çok tercih edilendi. Şener Bey de her zaman Amelia'yı isterdi. Yerde yatan masözü teşhis ettiğinizde Ruth olduğunu söylemişsiniz. Aslında evet, ben de çok şaşırdım. Amelia olması gerekiyordu. Ruth olduğundan emin misiniz peki? Kesinlikle. 2 yıldır onlarla birlikte çalışıyorum. İkisini de çok iyi tanıyorum. Yani Amelia'nın Şener Bey'le randevusu vardı ama Ruth girdi. Öyle gözüküyor. Ben çok önemli bir şey olmadıkça pazarlara gelmemişe. Peki siz neredeydiniz olay zamanı? Eşim ve kızımla birlikte brunch'taydım. Hülya da arayınca hemen geldim. Amelia yok muydu? Aslında odada yatanın ne olduğunu düşündüğüm için ilk başta aklıma bile gelmedi. Sonra Ruth olduğunu fark edince cebinden aradım, kapalıydı. Peki bu cep telefonunu bize de verebilir misiniz acaba? Amelia'nın telefonunu. Tabii. Buyurun. Sevim Hanım, öğrendiğimiz kadarıyla Ruth ve Amelia aynı evde kalıyorlarmış. Bize adresini verebilir misiniz? Bir saniye. Cihangir'de oturuyorlarmış. Güneşli Sokak, 13 Taksim 1. Şimdi bizim Ruth'un Filipinler'deki ailesine de ulaşmamız gerekiyor. İrtibat bilgileri varsa onları da alabilir miyiz? Maalesef. Amelia ve Ruth'u Uzak Doğu'dan eleman temin eden bir şirketten işe almıştım. Onlar kesin biliyordur. Şirketin adı ne? EG Danışmanlık. Aynı zamanda turizm işi yapıyorlar. Onların telefonu var mı? Burada olacaktı sanırım. İşte burada. Ender Bayram. Şöyle telefonu da yazar mısınız? Sayın Hanım, olay aydınlanıncaya kadar masaj salonunuzu kapatmak zorundayız. Tabii bu arada müşteri listenize vermek zorundasınız. Tabii ama sadece sürekli müşterilerimizin kayıtları var. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşeceğiz. Tabii, ne zaman isterseniz. İyi günler. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Acaba ne kadar sürer? Salonumu ne zaman açabilirim? En kısa zamanda Sevim Hanım. Mümkün olan en kısa zamanda. Selim, sen Ender Bey'i arayıp Ruth'un ailesine nasıl ulaşabileceğimizi öğren. Ben de Şener Bey'in korumasıyla konuşayım. Başla. Tamam, sen gidebilirsin. Tamam, başkanım. Muzaffer Bey? Evet. Muzaffer Şanlı, 38 yaşında. Şener Kahveci'nin koruması. Ben Başkomiser Orhan. Birkaç soru soracağım size. Buyurun Başkomiser. Olay sırasında neredeydiniz? Arabadaydım. Keşke yalnız bırakmasaydım. Şüpheli birilerini gördünüz mü? Hayır. Peki kaç yıldır Şener Bey'in yanında çalışıyorsunuz? Yaklaşık 10 yıldır. Çok ekmeğini yedim. Çok iyi bir insandı kendisi. Özel koruma olmak için bayağı bir referans gerekiyor herhalde. Eşim Şermin, Suzan Hanım'ın sağ kolu gibiydi. Şener Bey bayağı önemli bir iş adamıydı. Herhalde çok düşmanı vardır. Düşmanı değil de rakibi diyelim. Peki sizce kim yapmış olabilir? Korkut Arıyılmaz. Çok emin söylediniz. Herhalde bayağı bir şey biliyorsunuz. Cuma günü... Hayırdır Korkut? Şimdi yol kesmeye mi başladın? Seni uyarmaya geldim.
Hiç boşuna şeneni yorma. Hala vaktin var. İhaleden çekil. Tehdit mi ediyorsun sen beni? Yanlış yapıyorsun Şener. İnat etme artık. Şu ihale ne zaman? Önümüzdeki hafta. Ayhan! Muzaffer Bey, Sevim Hanım ve Hülya Hanım'dan parmak izi ve swap alalım. Ayrıca Sevim Hanım müşteri listesini verecekti. Onu da alalım. Baş üstüne başkomiserim. Buyurun benimle gelin. Komiserim, olay nasıl gerçekleşmiş? Komiserim, cinayet... Bunlara kim haber verdi ya? Of, bilmiyorum başkomiserim ya. Hemen almışlar kokuyu. Her zamanki gibi. Ender Bey'i aradım bu arada. Havuzdaymış. Kızları hatırlayamadı ama iş yerinde muhakkak kayıtları vardır dedi. Öğrenmek için yarını beklemeyeceğiz herhalde ha? Yok, hayır. Ben rica ettim kendisinden. Bir saat sonra buluşuyoruz iş yerinde. Ben kızların evine gideriz diye düşünmüştüm. Sen git Selim. Ben Şener Bey'in ailesiyle görüşüp ardından Korkut Bey'i görmeye gideceğim. Korkut Bey? Haftaya büyük bir ihale varmış. Korkut Bey sürekli Şener Bey'i tehdit ediyormuş. Alın size şahane bir cinayet sebebi o zaman. Bence kız da işin içinde. Kim? Amelia mı? Yoksa niye kaybolsun ki ortalıkta? İsterseniz ben gideyim Korkut. Yok, ben gidiyorum.